Arkadaşlar merhaba. Gökalp'in tatili birinci sınıf bitti. Artık ikinci sınıfa geçtik ve süper tatille derslerimize başlıyoruz. Ve Gökalp'le beraber ödevlerimize başlıyoruz değil mi? Evet. Evet. Merhaba arkadaşlar demeyecek misin? Merhaba arkadaşlar, başlıyoruz. Ödevlerine başladı. Birazcık yaptık biz burada. Adımız soyadımız neydi? Gökalp Mete. Boyun kaçtı? 127 santim. Yaşın kaçtı? 7. 7. Göz rengin neydi? Yeşil, gri, mavi. Yeşil, gri, mavi. Saç rengin? Esmer. Kumral. Neymiş? Kumral. Hoşlandıkların? Kedi. Kediler. Hamster. Hamsterlar. Fareler. Sonra resim yapmak, bir de şarkı söylemek. Hoşlanmadıkları? Köpek kovalaması. Köpek kovalaması. Başka? Düşüneyim. Kızlarla oynadığımda her ilk önce benim ebe yapmaları. Ebebe olmak. İlk önce ebe olmak. Yaz bakalım o zaman. Ebebe olmak. İlk ebe olmak. İlk ebe olmak. Hoşlanmadığın şey. Evet. Hoşlanmadığı şey ilk ebe olmak. Ebe. Pardon. Ebe. İlk ebe olmak hoşlanmadığı şeyler arasında giriyor Gökalp'in. Evet, sonra gelelim. Aşağıdaki benzer ya da farklı yönleri bizi yazalım. Benzer yönlerin. Farklı yönlerin. Benzer yönlerin neler? Benzer yönlerin. Başkalarıyla benzer yönlerin neler senin? Başkalarıyla benzer yönlerin neler? Neler? Mesela oyun oynamayı çok seversin değil mi? Hı-hı. Parkta oynamayı çok seversin mesela. Benzer yönlerin bunlar. Farklı yönlerin neler? Başkalarından farklı yönlerin? Özel bir çocuk olmam. Özel bir çocuk. Sınava katılabilmem. Evet, özel bir çocuk olmam. Bilsem sınavına hak kazanmış olman. Evet. Genel yetenek, bilsem sınavına hak kazanmış olman, özel bir yetenek. Bilsemi kazanmak. Daha kazanmadık ama inşallah kazanacağız. Birinci aşamayı kazandık. İkinci aşamayı da kazanırsak ağzından çıkar onu. Başka özel yeteneğin var mı? Özel yetenekten bahsetmiyoruz bu arada. Başka yeteneğin var mı? Farklı yönlerin, anne, pardon. De... Evet, farklı yönlerinden var mı? Başka yetenek farklı yönlerinden farklı yönlerinden... Yok. Evet. Görsel ve isimlerini eşleştirelim. Okul servisi. Burada gördüğünüz gibi okul servisini işaretlemiş. Kaldırım. Y'ye geçidimiz de burada. Evet. Yine gördüğünüz gibi kardeşimiz geldi ve oyunumuz yine yarım kaldı. Dersimiz hep böyle. Abiyle başladığımız şey yarımız kalıyor böyle. Evet, yapsın sonra bizimle devam ediyoruz. Geldim. Tamam. Hadi bakalım. Geldim, otur. Oku bakalım. Abi. Alfa abimizde sesli ünlü harflerde. Oku sen. Ben niye okuyorum? Sen oku. Alfa abimizde sesli ünlü harfleri mavi. Ya sessiz harfleri. Sarıya boyayalım. Evet. Şimdi bize mavi ile sarı lazım. Hadicik geliyorum. Siz de o sırada Denzalp'e sorular sorun. Denzalp de burada. Sen mavi sarı. O arada da Denzalp burada coşuyor gördüğünüz gibi. Bir daha. Bir
Geldin mi? Ucu sarı. Evet. Şuraya scarf rengi bir kalem. Tamam olsun. Evet başlıyoruz. Ne diyor? Hemen. O hangisi? Ünlü ve ünsüz harfleri. Ünlü harfleri ne renge boyuyorduk? Maviye. Ünlü harfleri maviye. Dezap niye alıyor? Ünsüz harfleri sarıya boyuyoruz. Bakalım. Bakalım bu dezap niye alıyor? Sen ödevini yapıyorsun. Abi siz bakın ben. Tamam. Ne oldu Denizap? Niye alıyorsun? Abi bana bakması için. Abi sen ona bakacak mısın? Abi şimdi ödev yapıyor. Hadi bakıyor atla. Abi siz görmedim. Hadi. Çabuk ol. Çabuk. Hadi atla çabuk tamam ödev yapıyoruz biz şimdi tamam. Evet. Şimdi ünlü harflerimizi söyler misin bana Gökalp? A, E, I, I, O, I. A, E, E, I, 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 O, E, U, I. A, E, U, I, U, Ü. Sessiz harflerimiz ise. O, Ö. Değil mi? Sessiz harflerimiz ise. B, C, Ç, D, F, G, yumuşak, E, H, J, K, L, M, N, N, P, R, S, Ş, T, V, Y, Z. Evet. Bunlar da bizim sessiz harflerimiz. Yani ünsüz harflerimiz. Onları da sarı rengi boyayacağız. Bugün ünlü ve ünsüz harflerimizi tekrar ettik. Şimdi diğer hepsini boyuyorum. Gökalp boyuyor. Gökalp ile ödev yapıyoruz. Bir. Nezap'ın ödevleri de dünkü videoda bitirdi. Kapı açanda artık gelirsin. Tam evet ödevini yaptıktan sonra gidebilir tabi. Dünkü video tam 8 abone attınız. Bu iyi bence. Ve hadi. Ama yine de daha fazlasını atabilirdiniz. Hadi bakın devamını yapalım. Hedefimiz kaçtı söyleyelim mi tekrar? Ünlü harfleri yazalım. Hadi bakalım ünlü harflerimizi yazalım. A, E, I, I, O, E, U, Ü. Evet buraya geldik. Hedefimiz 10 kelimelerin bin like. Kaç harften oluştuğunu yazalım. Kelimelerin kaç harften oluştuğunu bin. Yazıyoruz. Hadi bakalım kelimeleri. Hedefimiz 10 bin like. Evet. Evet 10 bin like. Harflerin kaç tane olduğunu yazıyoruz. Evet o 4 mavi. O ne karpuz? Karpuz 6. Mama. Ben varım. Denizem de burada abisine şeylik yapıyor. Biz dersleri böyle çalışıyoruz. İkisi birbirine bulaşmadan rahat edemiyorlar. Evet korkuluk ve soğuk. Evet Türkçenin son ödevi. Kelimelerin harf sayılarını çerçeve renklerine göre boyayalım. İki harfli olanlar yeşile boyayacakmışsın. Kalemlerini al gel bakalım. Hadi kalk. İki harflilerden oluşanları yeşile boyuyoruz. Kelimenin harf sayılarını çerçeve renklerine göre boyayalım. İki harfli olanları yeşile, üç harfli oluşanları maviye, beş harfliden oluşanları turuncuya, sarıya ya da dört harfliden oluşanları da kırmızıya boyuyoruz. Evet, el yeşil iki. Evet, çok mesela var orada. Ya da tek tek gidebilirsin. Bu hangisi? Ben çok. Ortadan başlayayım. Tamam. Çok mavi. Evet, bu ne? Çiçek. Çiçek ne? Kaç harften oluşur? Beş hangisiydi? Bizde
Bizde kırmızı. Burada kırmızı. 4 kırmızıydı. Bu kahverengi, turuncuydu. Onunla buraya bizim 5. O. Evet, yerlerini yapalım. Tamam, duvar. Duvar. 1, 2, 3, 4, 5. Gül. Üçtü değil mi? Üç hangi renkti? Türkçe ödevimizi de bu şekilde bitirmiş olduk. Okul. Kaç harfli? İlk defa. Soru. Bu da şuradaki. Soru. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ne renkti? Turuncu. Her şeyde turuncu. Turuncuyu da öyle ki renk karıştırarak yapıyoruz. Şık renkleri karıştırarak da renkler oluyor. Evet, Türkçe dersimiz bitmiştir arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye.